Aybige Hatun? Hazırlanıyor. Şimdi gelir. Sen kimsin? Ben Malkoçoğlu Bali Bey. Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin has odabaşıyım. Aybige Hatun'u karşılamaya geldim. Has odabaşından çok şehzadeye benziyorsun. Kimsin sen? Ben Aybige Hatun'un nezimesiyim. Ve hususi korumasıyım. Koy onun yerine bir kaza çıkmasın. Hatun'a haber ver. Aybige Hatun. Payitahta hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Lütfen buyurun. Daha ne kadar bekleyeceğiz burada? Sana diyorum. Hadi bil. Bilmezsem ne yaparsın? Senin o dilini koparırım. Hadi bir denesene. Dayı. Aybige Hatun. Aybige Hatun, hareme hoş geldiniz. Dayı Hatun, hiç değişmemişsiniz. Siz değişmişsiniz lakin, büyümüşsünüz. Valide Sultanım sizi bekler. Has odabaşım, müsaadenizle. Aybige, hoş geldin. Nasıl serpilmiş büyümüşsün? Validem, çocukluğumdaki gibisiniz. Bu ne güzellik böyle. Mahidevran'ı hatırlıyor musun? Evet. Sultanım. Hoş geldin Aybige. Gel otur şöyle. Hiç oturmayayım validem çünkü ben döneceğim. Nereye? Malum zorla getirildim buraya. Şaka mı? Validem, babamın bana ihtiyacı var. Onunla kalıp ona destek olmam lazım benim. Olmaz öyle şey. Ortalık duruluncaya kadar buradasın. Ama validem... Mahidevran seni kendi dairesinde ağırlayacak. Uzun yoldan geldin. Evvela yıkan. Sonra uyur dinlenirsin. Ne yapıyorsunuz siz? Yok, ben kendimi yıkanırım. Bırak Aybige. Onların görevi bu. Olmaz. Ben kendi işimi kendim yaparım. Tamam kızlar, çekilebilirsiniz. Delisin vallahi. Çocukken de böyleydi. Hürrem nerede? Nereden çıktı şimdi o? Bilmem. Yani ünlü kırıma kadar geldi de... ...üç tane şehzade vermiş. Bu da yetmezmiş gibi tutmuş nikah da kıydırtmış. Ya nasıl bir kadın merak ettim doğrusu. Sen boş ver şimdi onu. Ve zinhar uzak dur. Yıl onu şeytan. Neden böyle söylüyorsun? Hünkâr elinden aldı diye mi? Thank you.
Ay ay. Her yerim tutulmuş. Kaç gündür gemideyim. Uyursun şimdi. Kıyafetler de hazırlatırım sana. Ne kıyafeti? Oğlan çocuğu gibi dolaşmayacaksın herhalde. E ben rahatım öyle. Bak ben ne giyersem giyeyim senin kadar güzel olamam. Onun için hiç yorma kendini, tamam mı? Hatice Sultan. Canım. Nasılsın? İyiyim. Siz? Gevesiniz. Ne vakit doğacak? Biraz daha var. Gel şöyle yanıma otur. Mahidevran, ne bu kılık? Validem ısrar ettim. Onca kıyafet gösterdim. Yok, istemiyor. Sultanım, sizi şöyle karşı tarafa alalım. Rica ederim bir tatsızlık çıkmasın. Kim bu kadın? Hürrem Sultan. Güzel kadınmış. Nereye? Afiyet olsun. Kimsin sen? Aybige. Kırım prensesidir kendileri. Öyle mi? Hoş geldiniz. Ben de Hürrem Sultan. Adınızı çok duydum. Genelde benim hakkımda iyi konuşmazlar. Öyle. Cadı olduğunuzu söylediler. Asıl cadılar orada. Bayram yapıyorlar. Tanıştığımıza sevindim. Ben de öyle. Aybige, senden bilhassa rica ediyorum. O kadınla fazla muhatap olma. Seni kötü etkilemesini istemem. Aybige Hatun. Has Odabaşı. Hünkârımızı görmeye geldiyseniz eğer. Ne oldu? Utancından mı bakmıyorsun yüzüme? Ne utanması? Beni ne diyeyim sandın ya. O kıyafetlerin içinde kim olsa tanımazdı. Ne varmış kıyafetimde?
Beğenemedin mi? Siz buraya ne için geldiniz? Yüzüme bakarsan söyleyeceğim. Hünkârı göreceğim. Şimdi olmaz. Olur. Şimdi olmaz dedim. Hareme dönün. Aybike Hatun. Aybike Hatun. Hünkârım, bahşeyle engel olamadım. Tamam Malkoçoğlu. Hünkârım, siz bir cihan sultanı ve büyük bir savaşçısınız. Önünüzde hürmetle eğiliyorum. Keşke ben de sizinle birlikte seferlere katılabilsem. Ne büyük bir şeref olurdu. Nasılsın Aybige Hatun? Buradaki hayatından memnun musun? Hiç iyi değilim hünkârım. Ailemin bana çok ihtiyacı var. Kırım'a, onların yanına dönmek istiyorum derhal. İşte bu yüzden getirdik seni zaten. Hünkârım, orada büyük ve tehlikeli bir taht kavgası sürerken benim burada huzurlu uyumamı beklemeyin. Kırım'da olanları yakinen takip ediyorum. Ailenin emniyeti için de gereken her şeyi yaparım. Lakin sen benim gözümün önünden hiçbir yere ayrılmayacaksın. Şimdi de ailene dön. Uzun bir süre seni burada misafir edeceğiz. Hareketliymiş hanım. Sorma. Hürrem geldiğinden beri hadiselerin ardı arkası kesilmedi. Yazık. Üzüldüm kadına. Ya belli ki herkes ona cephe almış. Seni bir kere daha uyarıyorum. Hürrem'in tesiri altına sakın girme. O öyle bir yılan ki. Yüzüne güler, arkandan bin türlü iş çevirir. Sultanım. Ne var Gülşah? Hünkârımız hemen sizi görmek istemişler. Öyle mi? Güzelsin, güzel. Nasılsın Aybike, alışabildin mi? Babamı merak ediyorum hünkârım. Hiç haber yok mu? Endişelenme. Yakinen takip ediyorum. Korkma güzel yeğenim. Sahip Giray için gereken neyse yapılacak. Hünkârım, ben bütün gün sarayda durmaya hiç alışık değilim. Dışarı çıkıp atla dilediğimce gezmek istiyorum. Dilediğin vakit has bahçeye çıkabilirsin. At binebilirsin. Malkoçoğlu. Buyurun hünkârım. Prenses için hususi bir at hazırlanmasını istiyorum. Emniyetinden sen mesulsün. Her çıktığında eşlik et. Ben kendi emniyetimi sağlarım hünkârım. Hiç gerek yok. Aybige. Uzatma. Sen bize emanetsin. Hürrem, artık çıkalım. Has oda başımız bu atı seçtiler sizin için. Hayır. Ben o atı istiyorum. O at Bali Bey'e ait. Olmaz. Daha iyi ya. Aybige Hatun. Neden verdin atımı? Efendim söyledim ama dinlemedi. Çaresiz kaldım. Çöz şunu. Ver.
Ali Hatun. Neredesiniz? Aybige Hatun. Malkoçoğlu, sen mi beni koruyacaksın? Aybige. Sen daha kendini... Şüphen olmasın. Çekil üstümden. Çekil dedim. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ya sabır. Oh, çok şükür. Biraz olsun rahat nefes alabileceğimiz bir yer varmış burada. Bütün günü hasbelçi değmişsiniz. Yetmedi mi? Başımda muhafız varken hiçbir keyfi yok. Kendini beğenmişin tek. Ha bir de saygısız. Kimmiş o densiz söyle. Hemen versinler cezasını. İşte orada. Bali Bey mi? Evet. Onu çok severler. Kıymetli bir beydir. Malkoçoğlu. Ben sevmedim ama. Sürekli etrafımda. Bir rahat vermedi bana. Orası onun dairesi. Buranın da tadı iyice kaçtı. Müsaadenizle ben dairemi döneyim. Hünkârım, beni neden çağırdınız? Yoksa babama bir şey mi oldu? Korkma, iyi haberlerini aldık. Bir an evvel buraya getirtilmesi için de emir verdim. Yakında kavuşacaksınız. Hünkârım, sonsuz şükranlarımı sunarım. Çekilebilirsin. Hünkârım. Söyle. Beni Kırım'dan buraya getiren teknede hususi bir eşyam kaldı. Sümbül'e söyle getirsin. Rahmetli annemden hatıra. Kimselere emanet edemem. Bahri Bey'le göndereceğim seni. Sümbül aile giderim ben. O halde burada kalıyorsun. Gel. Aybige Hatun. Hayırdır, bir mesele mi var? Hı? Neden geldiniz diyorum. İsteyerek gelmedim. Beni getiren tekneden bir eşyamı alacağım. Siz olmadan gidemezmişim. Hı. Ağlara söyleriz, alırlar. Ben kendim alırım. Hem biraz dolaşmak istiyorum. Hünkârımızın haberi var mı? Git sor istiyorsan. Soracağım zaten. Bunları giymek zorunda mıydım ben? Güvenliğiniz için. Zaten sizin kıyafetlerden pek de farkı yok. Neden yadırgadınız anlamıyorum. Basal. Helenika. Size gönderdiğim havadis ulaştı mı? Ne havadisi? Gel.
Behram Pas'a bülbül gibi anlattı her şeyi. O yapmış. Demek Behram Paşa her şeyi itiraf etti. Sağ ol Elenika. Bu iyiliğinin karşılığını alacaksın. Sen gel yanıma yeter. Başka bir şey istemez Pas'am. İhmal etme beni. Hadi gidelim. Hadi. Kim bu kadın? Saraya dönmemiz lazım. Olmaz. Ben tekneye gideceğim. Tekneye başka zaman gideriz. Saraya dönmem icap ediyor. Devlet meselesi. Hadi.